Ya sabio, cabrón. Y si el tío. ¿Eh? Muy mal, Luchano. Hola, Bills. Hola, Bills. Hola, Bills. Evet. Göndersene birkaç tane aktör. Yok ki, kameraya konuşuyor. Böyle parmağımla göstereyim. Nerede çıkacaklar, nerede takılacaklar, nerede içecekler. Öğret, öğretmen. Şimdi ne açık? Gel, gözlerimizin karşısına toplantı yapın. 6-7 köpek havlatmak için. Eskisi gibi. Ondan sonra hakim kararı çıkarttı. Takıntılı 3 ay buna cehennem gibi yerde. Yedirdiğimiz ilaçlar yetmiyor. Devletin cebinden tamesi 300 dolar mı? Daha fazla olmuştur şimdi. Onları dinlemiş. Yetmiyor. İçeride daha çok basarlar. Sen ölene kadar. Şeye tehlikelisi. Çok fazla doğruları konuşuyorsun. Tehlikelisin. Şimdi masum. Bir aşağı bir yukarı. Bayağı masum. Hem de tek köpekle. Parktaki esnaf senin şikayetçi mi? Geliyormuşum. 2-3 köpekle bize. Devasa boklar, boklar, boklar. Bir keresine gördüm. Hırsız gibi etrafına bakıyor. Sıçtırdı. Hırsız gibi etrafına bakıyor. Var mı gören? Gören çıksan ne? Birisi koş dese köpeğine bitti adam. Vurdu anası bir şey. Yazar daralıyor. Bir kısmı çıkmış dağıttım. Şimdi dışarı sinek. Ondan sonra kontrol ederken pat, balkon kapısı açık. Gel, hakaret davası yükleyecek sana. Kayıttasın çünkü. Ağzından kaçar. Tek bir söz senin gaza getiririz cevaplarımızla. Aynı oradaki sıkmış boruyu tamir etmeye çalışıyoruz. Olmuyor. Gelecek. Yardım edeyim mi kanka? Yardım lazım. Nasıl olmuş bu be? Penceremin önünde nasıl olmuş bu be? Ben görmeden hayır et. Hayaletliler de yapmış oldum. Vagona çıktı sonra bu beni davalara düşüren sürekli hakim raporları çıkartan karşımda dünkü gibi her gün gelecektir. Vagona çıktıysa moralini bozarız, psikolojisini. Çünkü Yusuf biliyor. Baştan beri yüklendik. Tuzaklara düşürdük. Daha istiyoruz da. Ömür boyu içeri. Ailesini parçaladı. Çoğu yurt dışına kaçtı. Asla hiç görüşmüyorlar. İzole ettik. Aynı bu narşisist kitabın hayatı gibi izole ettik. Böyle stalkinglerle baskılarla onu biz intihara sürüklemek niyetindeyiz. Fotoplazmalarla aşılmalarla hasta kansere belki. Yusuf bunu biliyor mu? Araştırdı. Belgeler gördü. Belgeseller gördü. Biliyor. O yüzden kendimizi gösteriyoruz. O bahçede kendimizi kapımızı açıyoruz. Ah.
Hayret birileri gelmedi karışıyor. Bak inan. Bu tamam. Tek işi o. Gel. Senin şeyinden. Kongreye. Ben çıkana kadar, çekene kadar. Ondan sonra geldiği gibi gitti. Görev bitti. İş bitti. Aa, ne güzel tiyatrolar yazıyoruz burada be. Tiyatrolar. Söylesene. Playboy bacına. Devlet tiyatrolarına veya Uygur tiyatrosuna bir sahne yapsın be. Ha? Belki milli damata haber versin, yurt dışına açılalım. Kanka, kanka. Yardım edeyim mi dedin, Ertuğrul'a yardım et. Şiirler yazdık yani. Beşlik. Orhan Seyfi Orhun'un Kayıp Şiirleri diye bir kitap çıkar. Veya şey bestelesin şarkılar milli damat bir albüm çıkarsın beş beşlik. Ne? Kim? Kim? Ben, senin. Kim seni beni de gitmek kim olacak? Hı? Baştan beri kim böyle yapıyor? Kim? Gözünü gördün mü? Hayvanlarınla bir şeyle be. Gözümle görmedim ama kocaman boklarını gördüm. Kanlı devasa. Kukralarını gördüm. Sümüklü böceklerini gördüm burada masanın altına. Yıldızsın. Her gün her gün her gün boklarını görüyorum. Aynı noktaya, aynı noktaya. O kimyasal şey. Ha? Kaldırıyorum o macun gibi şeyi, başım dönüyor. Başım ağrıyor bazen. Nasıl, neler yediriyorlar hayvanı. Buradan gidiyorum, ne güzel. Sabah kalktım, gidiyorum. Hiçbir şey yok. Geliyorum, kaldırımda. Orada sıçmış boku. Ben göreyim diye. Onu kaldırıyorum, atıyorum. Nasıl başım bir ağ başlıyor ağrımaya. Hayvanlara yedirmişler zehir sıçması için. Gaz hayır ya, buradan nasıl gaz çıkar? Gaz çıkarsa orada görünür şeyde. Sayaçta görünür kaçak var diye. İzin var mı? Öyle şey hemen keşfederler yani. Gaz patlar ya. Gaz çıkıyorsa bir kibrit çaktın patlar yani. Azmaz sus, bana da oluyor işte. O her zaman gidiyorum buluyorum o macun gibi boklardan. Rengi tuhaf. Harley. Harley Davidson. Sıradaki taşıtların en pahalısı Harley Davidson. Babasının hediyesi. Böyle sınav cevaplarını kopyalayıp çoldukları zaman, mezun olduğu zaman akademisyen aynı şekilde akademisyen olmuş babasının hediyesi.